Ayak çimento hakkında konuşalım. Enflasyon muhasebesinden pozitif etkilenmişti. Bakın ilk mavinin boyu morun üstünde. Net karda da böyle, FAÖK'te de böyle. Bu iyi bir şey. FK'sı 9.55, HDF FAÖK'ü 8. Bence uygun bir hisse rasyoları. Peki grafik nasıl? Bence grafik de fena değil. Şuraya bakarsak yaklaşık bir yıldır aynı fiyatta. 200 günde bir kere değdi, bir atak yaptı. Şimdi bir daha değdi. Çok minik bir atak var ama bence endeksin gerisinde kaldı birkaç aydır. Bu yüzden dinlenmiş bir hisse olduğunu düşünüyorum. Peki beklentiler nasıl? Çimento sektöründe çok iyi beklentiler yok. Çünkü GYO'larda çok iyi beklentiler yok. Çok fazla ev yapılmıyor. Satılmıyor çünkü faizler yüksek olduğu için. Bu yüzden bu çimentoları da haliyle baskılıyor. Fakat Oyak Çimento deprem bölgesinde de çalışıyor. Eskiden Mardin Çimento vardı. Sonra birleştiler, Oyakçı oldular. Deprem bölgesinde de faaliyeti olduğu için, orada da yapılanma olduğu için diğer çimentolara göre, mesela İstanbul'daki bir çimentoya göre daha pozitif ayrışabilir. Hisse BIST 30'da, bu yüzden yabancıların da alım yapabileceği bir hisse. Hedefler 83, 95, 100 ve 111. Bu dirençlere geldikçe kademeli değerlendirilebilir. Çünkü bir anda çok sert tavan tavan gitmez. Bir dirence gelir, oradan satış yer. Sonra bir daha atak yapar. Bu şekilde ilerler. Büyük bir tahta olduğu için. Bu bilgilere baktığımızda yükselecek gibi duruyor. Peki takas nasıl? Bence takas iyi değil. Tabii Oyak'ta bloke bir mal var. Onu görmezden gelirsek. Mesela Citibank'ın oranı %2 gözüküyor mesela. Ama şuradaki Oyak malını çıkarırsak 1,2 milyar sermayesi var. Halka açıklık %24. Tahta 300 milyon lot. City'de 28 milyon lot var. Yani yabancı oranı, City'nin oranı %10 aslında. Peki fonlarda ne kadar var? Yatırım fonu yok. Fonlar çıkış yapmış. Emeklilik fonlarında da yok. Onlar da çıkış yapmış. Yani fonların bu kadar çok satması bence negatif. Takas bence negatif. Ama Citibank'ta biraz var, o fena değil. Ama mesela Citibank'ın oranı şöyle bir %30 falan olsa çok daha iyi olurdu. Mesela Turkcell iyi bir atak yaptı. Takasına bakın %30 yaklaşık. Yani son duruma baktığımızda hissenin genel durumu fena değil. Grafik ve bilançolar iyi. Takas kötü. Son durum ortanın biraz daha üstünde. Yani pozitifim. Peki hedef fiyatlar nasıl? Anadolu Yatırım 94 lira hedef vermiş. %51 yükseliş potansiyeli. 21 Mart'ta gelmiş hedef.